Semra Hanım'la sevgilisi, evli sevgilisinin yazışmaları bir gelsin ekranlara lütfen. Sen karının yanında konuşmayacaktın. Sen büyük bir hata yaptın ya, ben o yüzden tedirgin oldum. Saçmalama. Beni sevmiyor musun sen? Beni hiç sevmedin mi yani? Ya sen saçmalıyorsun şu an. Sevmesem seninle konuşmam. İşim olmaz o zaman. Seviyorum ki seni konuşuyorum. Ama gerçekten olmuyor. Arada işin var. Keşke bekar olsaydın. Sen bana bekarım dedim. Ben sana öyle yazdım, konuştum. Keşke bana evli olduğunu söyleseydin. Eşin sorun yani. Gerçekten fazla uzatmayalım. Uzatmanın anlamı yok. Bizden bir şey olmaz. Senin karının yanında konuşman en büyük hataydı. Onu yapmayacaktın. Daha ötekiler vardı. Dolayısıyla Mehmet Bey evli ama kendini bekar olarak tanıtıyor Semra Hanım'a. Kandırıyor Semra Hanım'ı. Yok, Semra kandırıyor onu. Ha, Semra kandırıyor. Evet, Özür dilerim, ben bekarım anlamadım onu. Özür dilerim. Ben sanki diye. diye. Daha vardı. Ha, evli kişiyi bekarım diye. Yani, ama sormamış mı 3 tane çocuk nasıl oldu yani? Nereden oldu babası kim? Diğerini vermek istiyor. Bu arada Semra Hanım da hattaymış galiba. O yazışmayı da getireyim. Semra Hanım bütün iddiaları yanıt versin. Alacağım kendisini birazdan. Bu arada Mehmet Bey'in yani sevgilisinin karısı da başkasıyla yazışıyor. Bu arada sevgilisinin de çocuğu varmış. Semra'nın sevgilisi evli ve çocuğu var. Bir de daha yani küçük çocukları var. Neyse büyük fark etmez de gelsin ekranlara. Çok önemli diyorum lütfen. Buyurun sorun. Semra Bostancı'yı tanıyor musunuz? Neyiniz oluyor sizin? Bakın bu kadın evli. Benim kocamla konuşuyor akşama kadar. Görüntülü konuşuyor. Bir sürü resim atıyor kocama. Tanıyorsanız söyleyin. Hiç mi işi yok bu kadının? Bir de bebeği var ya. Ayıp ayıp. Bakın benim de 4 aylık bebeğim var. Daha konuşmuyorum. Neleri var ya? Tanıdığım kadarıyla öyle bir kadın değil. Namuslu. Söylerim. Sen ne namusundan bahsediyorsun abi? Onun yanından geçmemiş maşallah. Sonuçta hep sen iddia ediyordun. Diyordun ki evli bir erkeğin yanında. Hatta o erkeği de bekar diye kandırıyor. Peki Semra'nın telefon hattındaymış. Bütün iddialara yanıt vermek istiyormuş. Semra Hanım merhabalar. Bağlamadan bir dakika. Şey diyebilir miyim? Bir şey söyle hemen alayım Semra Hanım'ı. Şimdi ya bunu hiç uzatmaya gerek yok. Ben yarın makineye gideceğim zaten. Sen de bugün var mısın söylemişsin. Hiç uzatmaya gerek yok. Bu işi burada yapayım. Boşanak. Sen bu senin de... kendi kararın mı yine ailen mi yok, karışıyor? Yok, ben bu içimden gelerek oldu. O da üzülmesin, ben de üzülmeyeyim. Adam düğünü bile ben yaparım diyorsun ama adam evliymiş. Olsun, istemiyorum artık. Ya şey, Sabire bana bir haftalığına ver, ben gezdireyim, yani gezdireyim edeyim, size geri teslim edeyim. Boşanan adam, devlet kime veriyorsa olsun. Sadece Sabire'mi bir hafta ver yarın, geleyim. İstediğin yere de getireyim, çocuğumu da alayım. Tamam. Buyur. Semra Hanım'a ben bir konuşayım mı lütfen? Şartlarını her şeyini yaptın ama Semra Hanım'a senin söylediğin şey birçok şeyin doğru olmadığını söylüyor. Hatta iddia ediyormuş. Ben de canlı yayında öğreneceğim. Semra Hanım merhabalar. Merhabalar Didem Hanım, nasılsınız? İyiyim Semra'cığım, sen nasılsın? Neredesin? Valla ben de ne yapayım bilmiyorum, işte çocuklarla Çatalca'dayız. Çatalca'dasınız. Peki. Öğreneceğim. Neden Kürşat'ı terk ettin gittin canım? Neden olabilir? Siz de kadın olarak bir düşünebiliyor musunuz? Bir insan evde mutluyken neden bırakır gider? Yani mutluluğu başka birinin yanında aradıysan bu hata. Hayır, size bir şey diyeceğim. Benim bak bugün Çatalca Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. İfademi verdim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, ilgilendiler. Evde neden mutlu değildin? Anlattım. Önce bana onu söyle. Hı. Evde neden mutlu değildin Semra'cığım? Ya aldatması vardı. Şiddet olayları vardı. Kaç kez? Küfür vardı. Yani 13 senelik diyeyim ben sana, evliyiz. 13 sene boyunca ben şiddet gören bir insanım, aldatılan bir insanım. Kendisi de bunu bak yalanlayamaz. Gözlerinin içine bakın, siz de anlarsınız ondan. Bir dakika zaten. Lütfen bana şunu söyler misiniz? Sen 13 yıllık mı evlisin, 19 yıllık mı evlisin? 13. 19 dedi bize Kürşat. 19 değil. Hayır, 19 değil, 13. Arada bir 6 sene de insan unutmaz ve Kürşat. Valla onda, ben onda evet. Geldim. Tamam, birincisi. Ben size doğruları açıklıyorum zaten. Tamam, sen bize dedin ki. Benim için sorun, ben cevap. Tamam Semra'cığım. Sen bize dedin ki ben hiçbir şekilde Semra'ya şiddet uygulamadım dedin. Konuş o zaman Semra. Şimdi bir saniye. Benim komşularım biliyor. Bir dakika Semra'cığım. Bir saniye. Semra ağır bir iddiada bulundu, buna Kürşat bir yanıt versin şimdi, lütfen. Şimdi ben sana vurduğumu düşün. Doktora gidip de niye yapılanmadın biz? Bu senin kafan çok çalışkan bir şey. Sen devlet hastanesinde yattın. Ben senin yanında bir ay yanında yattım. Ya, üzüldüm de. Ya, iki.
Bir dakika, şiddet uygulamadım diyorsun. Ben iş yapmadım. Seni bak gezdirmediğim yer kalmadı. Ben seni üzme. Evine bak, iş kafadan 50 tane çiçek almışsındır. Buna da yalan diyorsan bir şey demem. Bunu sevmeye, ben seni gerçekten çok seviyordum. Gerçek seviyordum. Ben buraya çıkmam ne için biliyor musun? Yani sadece ben çocuklarımı göreyim, arayayım. Tamam Semra'cığım, ben sana şiddet uygulamadım diyor. Ne anlamı vardı? Neden oraya çıkıp yalanlar söylüyorsun? Doğruları açıklamıyorsun. Sen beni zor duruma düşürüyorsun. Tamam, sen gel birlikte konuşalım. Çocuklarını düşünseydin, orada yayında çocuklarının yüzünü göstermezdin bir. Çocuklarının yanında yapmazdın o kötü hatalarını. Şimdi Semra'cığım bir şey söyleyeceğim. Şimdi çocuklarla ilgili kayıp başvurusunda bulunduğu için Kürşat ve kimin yanında olduğunu bilmediğimiz için dolayısıyla biz bir ihbar gelsin diye çocukların yüzlerini açık olarak yayınlamak zorunda kaldık. Şimdi sen bize dedin ki, önce bir o meseleye geleceğim de Kürşat seni aldattı mı gerçekten? Yemin ederim size, bak bana resmi de var zaten ya. Peki bir şey söyleyeceğim ama. Size şunu söyleyeyim. Buyur. Sibel dediği bayan Kayseri'deki sevgilisidir. Ben onun da açıklamasını yapayım. Zaten bayramda oraya gitmişti. Ama diyor ki beni oraya diyor. Bir dakika canım benim. Beni oraya diyor ki Semra beni gönderdi. Semra'nın, o Sibel denen kadın Semra'nın arkadaşı. Hatta ben maaşımı da almıştım. 19.500 lira. 500 lirayı Semra aldı. 19.000'i de cebime koydu. Biletimi de aldı. Git o kadına ne yaşarsan yaşa diye sen o kocanı o kadının kollarına göndermişsin canım. Öyle diyor. Dinler misiniz? Beni tanıyan tanıyor. Ben hiçbir zaman kul hakkı yiyen bir insan değilim. Rabbim bana haram lokmayı getirmesin boğazından bir. İkincisi, hangi kadın kocasını gönderir sizce? Normalde kadına. Vallahi öyle şeyler gördüm ki yani bilmiyorum yani. İkiniz de dinleyeceğim. Bir dakika. Göndermedin mi sen Kürşat'ı Sibel'in yanına yani? Hayır. Çok iyi misin? Sibel benim arkadaşımdı zamanında ama tartıştık, ayrıldık, her neyse bitti. Ama o buldu. Sibel'i buldu, sonra araya kardeşi girdi. Sibel'in kardeşi bunu aradılar, tehditler falan, her neyse onları geçiyorum. Evet. Ben size yalvarıyorum bak. Bir dakika tatlım benim. Tabii ki ben her zaman bak, bu programlar %98 kadınlardan yanayım. Açık ve net. Ama bir dakika sana da geleceğim. Sen bu Sibel'i nereden buldun? O gün anlattım da size aynısı. Ama hayır, senin anlattığın bambaşka. Semra'nın anlattığı şimdi, bambaşka. Bir daha diyeyim. Bak Semra ile önceden arkadaşlarmış. Orası doğru. Bak. Bir daha dur canım benim. Semra ile önceden arkadaşlar ama sonra ayrılmışlar. Sen kadına gitmişsin. TikTok'tan bulmuşsun sen Sibel'i. Ben bir daha anlatayım. Hadi bu, anlat. Bu kadın, bu Semra yazdı. Yazdı. Semra yazdı. Benim şahidim var. Evet. İstersen şahidimi açayım. Ne yazdı tatlım benim Semra Sibel'e? Ya şey var, şahidim var. Şahidimin yanında o yazmışlar. Ay ne yazdı sen söyle. Ben ne yazmamış ki? Şahidime bağlantayım. Tatlım benim sen bana söyle, ben senden öğreneyim. Şahidi boş ver şimdi. Ne diyor yani? Kocam oraya gelecek, onunla sevgilim ol diyor yani. Şimdi bu bunun bir tane şeyi var, planı var. Onu da anlatayım yanındayken. Bunun bir arkadaşı var, kız arkadaşı. Evet. Köşede diyor, köşede diyor. Ben diyor göndereyim. Sen de diyor akşam eve gel diyor. Bu kanattı. Ha, ben Kürşat'a göndereyim, sen de akşam eve geldin. Akşam da yaratça konuşacak diyor. Ha, videosu da var, ekranı da şeyi de var. Ya şeyi de yazmış zaten. Beni niye gönderdiğini o. Ondan sonra ben bu... Semra'nın bir oyunuydu diyorsun. Bir saniye. O yesinmedi. O yesinmedi. Ya gideyim diyor. Ya, oyun yapmış ki boşanmaya icik daha iyi olsun. Boşanma kolaylaşsın bu, diye. Bir saniye. Semra 4 yıldır benim yanıma... Anladım. Anladın. Tamam, onu anladım. 4 yıldız. Ondan sonra benim yanımda başka iş olsa ne yapar? Tamam. Semra'cığım kısacası 4 yıldır karı koca ilişkiniz olmadığı için sen kendi kocanı kendi ellerinle Sibel'e göndermişsin. Çünkü amacın delil toplamakmış ve boşanmayı da kolaylaştırmakmış. Öyle söylüyor kocan Kürşat. Zaten sen de bir dakika. Verdim. Geri döndüm. Bak. Sana bir şey dedim ki Didem Hanım, 10 sene boyunca dedim ki çocukların hatırı var. Çocuklar için dedim bunu uzatalım. Çocuklar dedim mutlu olsun, ayrılmayalım. Ama bir yere kadar Didem Hanım siz de bayansınız. Bir şey söyleyeceğim, anlıyorum. Bir dakika anlıyorum. Bir saniye. O zaman Çatalca'dan niye kaçtın yayına? Bu yayına niye katılmadın? Ha bak katıldım ben. Yok. Semra, şimdi sen zor bir dakika. Kürşat'cığım bir dakika.
Kürş, Semra'cığım, konuşma diyor. Sonuçta boşanma davanızda da bu yayın önemli bir yer olarak tutacaktır. Sen bana şunu söyler misin? Sen kocan seni bir kez mi aldattı? Senin iddiana göre birkaç kez mi aldattı? Önce bunu söyle. Sibel bir sefer. Evet, sen öyle Sibel söylüyorsun. Sen söyle Semra, kaç kez aldattı seni? Didem Hanım, şimdi belki güleceksiniz dediğime de 13 sene. Sana söylüyor. Ben kendimi söylüyor. Kaç defa aldattı beni? Çok aldattı. Ya, öyle hangi mi? Hangi birini sayayım sana? Didem Hanım, hangi bir ismi sayayım? Ya benim komşularım biliyor. Yemin ederim size, benim yaşantımı komşularım biliyor. Benim çocuklarımın psikolojisi bozuldu ya. Tamam, bir dakika ya lütfen. Ya bana yazdırttırıyorsun. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Semra'cığım, bir dakika canım. Bir saniye. Sana bir şey diyeceğim. Bana bakarak konuş. Ses geliyor, havadan geliyor zaten. Şey diyeceğim. Yani o gün... O gün bana deseydin ki ben erkekten kaçacağım, gel Kürşat otur, biz boşanak deseydin, biz boşansaydık, öyle gitseydik, bu durumu buraya kadar getirmeseydi olmaz mıydı? Beni bir dinler misin? Dur, ben bugün ifademi verdim, ifademde bayanın vereceğim. İsmini de verdim ama size söyleyip de rencide edemem o bayanın da. Yani sonuçta o ben bir bayana ne? Ona geleceğim de ben şunu anlamaya çalışıyorum. Bir dakika Kürşat, bana bakar mısın? Kürşat bana bak lütfen. Şimdi sen eşini bir kez mi aldattın? Bir sefer. Diğer aldatmalar defalarca aldattı yok, beni yok. Diyor. Bir sefer. Bir sefer. Evet. Sen niye desen bana da hak verin. Ben her zaman da diyorum bir sefer. O da kendisi götürdü. Kendi oyunu kendisi yaptı. Onu boş ver. Biz bu işi hiç uzatmayalım. Zaten boşanacaksınız belli de ben bir dakika. Yarın. Kürşatçım, bir bana bakar mısın canım? Bir bana bak. Şimdi madem öyle, yani sen peki eve neden kameralar yerleştirdin? Şüphelenmişsin şimdi, Semra'dan. Onu da anlatayım. Evde biriyle yakaladın mı sen Semra'yı gerçekten? Videoda ya ben canlı yaktım. Kimseye vermesin. Şimdi yani şahitlerim var. Tamam bir dakika. Ama o görüntü daha bize vermedi. Dur. Silindi falan diyorsun ya, da. Sabide gelip de yani yüzü burada. Sabide demiyor muydu? Anam birisinden konuşuyor. Senin yanında demiyor muydu? Ben de söyle sana Semra'cığım, ne diyordum? Senin görüntülerini çekmiş sevgilinle, öyle diyor. Beni dinler misiniz? Evet. Boy bende de var bak onun görüntüleri. Beni aldattığına dair bak yemin ederim size delillerim var. Sibel'le mi olan deliller var? Evet, aynen öyle. Hayır, Sibel'den hariç başka bir kadınla konuştuğunun resimleri falan var yani. İsteseniz ya, Kayseri'de bir sürü ya. Hangi bir resim sayayım? Hangi bir kadını sayayım? O zaman bekliyoruz. Bekliyoruz, o görüntüleri yayınlayacağız. Bekliyoruz kadınlarla kol kola vesaire. Bütün Kürşat'ın bütün sevgililerini merak ediyorum. Yayınlayabilir miyim Kürşat? O görüntüleri yayınlayabilir miyim? Çok aldatmışsın ya karına. O görüntüler gönderirse Semra Hanım yayınlayabilir miyim? Ben de bir video atabilir miyim şimdi sana? Ben de onu video atayım. O da izlesin, benim evimde olmuş. Çocukların yanında olmuş. Şunu getir bana, bir gösterir misin? Video yanında mı senin? Hı. Yanında değil mi? Telefonu versenize Kürşat'ın. Vereyim mi sana? Bu işi uzatak mı? Ben de gelir açıklayayım. Hadi sen atıyorsun. Ben atmıyorum. Şöyle sorayım. Bir dakika. Semra'cığım bir dakika. Kürşat, bir dakika. Çocukların yüzüne bakamam oluyor. Tamam. Semra'cığım sen sevgilinle kocanın yani Kürşat'ın evinde mi buluştun? Çocukların yanında mı buluştun? Asla, yemin ederim size yok öyle bir şey. Asla ben onu aldatmadım. Kendisi de biliyor. Ona ne kadar çok değer verdiğimi kendisi biliyordu. Tamam aşk. Bir dakika. Tamam bir şey diyeceğim. Ben işte. Bir dakika dur. Çocuğu vurdu diyordu. Çocuğu mu dövdü? Hmm. Bir dakika dur, bir sakin ol ya. Bir sakin ol. Semra sen çocuğu mu dövdün? Hayır, konuşabilirsiniz. Hala çocuk da konuşuyor. Alın sesi arkadaşlar. Ben çocuklarla ekranda konuşmam. Siz de çocuğunuzun yanında bu tür konuşmalar yapmasanız yok, iyi olur. Çocuğu alet etmeyin lütfen. Çocuklarla Semra'yı alın hatta. Semra alır mısınız? Semra ben yayında çocuklarla konuşmam, olmaz. Çocuklar 7 yaşında 10 yaşında ya Semra'cığım. Olur mu öyle şey? Arkadaşlar. Selma. Şimdi ben Kürşat, müsaade et bir yayını sürdüreyim. Bana müsaade eder misin? Bir dakika müsaade eder misin? Arkadaşlar bir konuşur musunuz Semra Hanım'la? Lütfen çocukları alet etmesin. Biri 7 yaşında, biri 10 yaşında. O çocukların ruh sağlığı için, geleceği için bu tartışmalarınıza lütfen çocukları alet etmeyin. Lütfen ya. İnanılmaz travmalar, inanılmaz şeylere yol açıyor yani çocukların ruh sağlığında. Allah'ım ya Rabbim.